Sezai Temelli kimdir hakkında bilinmeyenler. Siyasi parti genel başkanı, araştırmacı yazar, milletvekili, akademisyen, siyasetçi, akademisyen, siyasetçi, Halkların Demokratik Partisi (HDP) eş başkanı, İstanbul milletvekili. 15 Temmuz 1963 İstanbul doğumlu. Baba adı Mustafa, anne adı Neriman. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu. Ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde doktorasını tamamladı ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak başladığı akademik hayatını öğretim üyesi olarak devam ettirdi. Sezai Temelli, ÖES, Öğretim Elemanları Sendikası ve Eğitim Sen Üyesi olarak sendikal mücadelenin de içinde bulundu. Öğretim üyesi olarak devam etmekte iken 2016 yılında olağanüstü hal sürecinde 675 sayılı kanun hükmünde kararname ile üniversiteden ihraç edildi. 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan anayasa değişikliği referandumuna yetmez ama evet diyenler arasında oldu. Uzun süre Özgürlük ve Dayanışma Partisi, ÖDP, NDE siyaset yapan Sezai Temelli, 2009 yılında Ufuk Uras ile birlikte partiden ayrıldı. 2013 yılında, HDP, Halkların Demokratik Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı. HDP'de siyaset hayatına devam etti, HDP'nin ekonomi ve sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcısı görevini yapmaya başladı. 7 Haziran 2015 tarihindeki seçiminde HDP'den İstanbul Milletvekili olarak 25. dönem TBMM parlamentosunda yer aldı. Sezai Temelli, 1 Kasım 2015 tarihinde de İstanbul 2. Bölge 3. Sıradan Milletvekili adayıydı ancak seçilemedi. 11 Şubat 2018 tarihinde HDP 3. Ünce Olağan Kongresinde aday olmayan Selahattin Demirtaş'ın yerine eş genel başkan adayı olarak Pervin Buldan ile birlikte eş genel başkan seçildi. 24 Haziran 2018'de yapılan Türkiye genel seçimlerinde HDP adayı olarak Van'dan aday oldu ve seçildi. İyi düzeyde İngilizce bilen, Sezai Temelli, Ayşegül Temelli ile evli ve 3 çocuk babasıdır hakkında soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamaları nedeniyle HDP'li Pervin Buldan ve Sezai Temelli ile 3 milletvekili hakkında 10 Ekim 2019 günü soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince, TSK, dün Türkiye'nin sınır güvenliği ve bölge halkının huzuru için Suriye'deki terör unsurlarına yönelik Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığı hatırlatıldı.